Kur korumalı. Bunun iştahı kesildi. Manşetteki haber, artış oranı Kasım'ın ikinci haftasında sıfıra indi. Döviz kurlarının baskılanması ve enflasyondaki artışa rağmen faiz getirisi azalan kur korumalı mevduat hesapları cazibesini yitirdi. Şimdi burada böyle bir cazibe yitirilirse, parası da kur korumalıda olan kişiler bir sonraki adımını nasıl atarlar acaba, dövizi baskılamak için kullanılan bu kur korumalı mevduat sisteminden ben bundan para da kazanmıyorum deyip vazgeçebilirler mi? Vazgeçebilirler. O zaman ne olur? Hani dolar, euro ne olur acaba? Bununla ilgili bir çalışma var mı yok mu? Bu biraz daha böyle makroekonomik alıyor. Biz böyle mikrosundan devam edelim isterseniz. Ayakkabı endeksi ve ekonomi iyi mi değil mi? Millet bunu unutmaz. Maalesef alamıyoruz artık. Eskileri giyiyoruz. Kim bilir kaç yıllık. Hatırlamıyorum bile. İdare ediyoruz işte. Ayakkabılar en az 2 senelik. En az. Tamam, görüyorsun değil mi? Bunu şimdi burunları gitmiş. Kaplayacağız. Vallahi 4-5 sene oldu alalı. Çok alamıyorum öyle ayakkabı. Yani alamıyorum daha doğrusu. Şu an var mı acil ayakkabı ihtiyacı? Yok, botum yok yani, ayakkabıyla idare ediyorum. Yeni ayakkabı almaya gücü yetmeyen, yırtılsa da mecburen eski ayakkabılarını giymeye devam ediyor. Eski ayakkabılar onarılıyor çünkü fiyatlar çok pahalı. Döviz nedeniyle artan ham madde fiyatları ayakkabı ve bot fiyatlarının katlanmasına neden oldu. Dövizle girdisi olan ham maddelerimiz olduğu için fiyatlarımızda ciddi bir yükseliş var. Geçen sene böyle bir ayakkabı, bunun üretimden maliyeti ortalama 25 dolarlar civarındaydı. Bu sene maalesef 32-33 dolarlara kadar çıktı. Hem maliyet yükseldi hem döviz kuru. Geçen yıl 249 liraydı maliyet, 614 liraya çıktı. İstanbul'daki uluslararası ayakkabı yan sanayi fuarına da maliyet artış damgasını vurdu. Taban maliyeti ortalama 5 dolarlar, 6 dolarlar civarında. 7-8 dolarlar civarında sadece deri maliyeti var. Kiralar çok arttı. Fiyatlarımız yükseldi haliyle. Bunu geçen yıl da satıyorduk. Geçen yıl bunu sattığımız fiyat 169 liraydı. Şu anki fiyatı 429 lira. Altındaki tabanı fiyatı 3 katına çıkıyor. Üstündeki suni derisinin fiyatı 3 katına çıkıyor. Evet. Zaten otomatikman ayakkabının fiyatı da 3 katına çıkıyor. Daha alamıyoruz. 2000 liradan aşağı ayakkabı yok. İndirimden aldım. 100 liraya almıştım. Şimdi 100 liraya yanından geçilmiyor. Çok güç. Geçen gün bitimlere baktım ben. 2000 lira, 1500 lira mümkün değil yani. Botlar yaklaşık 300'den başlıyor. 700-800'e kadar çıkıyor. Çizmeler 500'den başlıyor. 1000 lira, 1200 liraya kadar çıkıyor. Ama fiyattan alamayan insan çok var. Gerçekten çok var yani. Eskidiği zaman tamir ettiririz. Hani nedir, kenarından sökülmüştür, diktiririz kunduracıya. Bu şekilde kullanıyoruz. Güzel. Sökülmeye yüz tutmuş veya açılmaya yüz tutmuş. Yaptırıyoruz daha doğrusu. İdare, mecbur ama. Yeni bir ayakkabı almaya maddi gücü el vermeyenler mecburen evdeki eski ayakkabıları tamire getiriyor. Giyilmeyecek vaziyette parçalanmış ayakkabılar bile tamire bırakılıyor. Çünkü yeni bir ayakkabı almak artık çok güç. Kırılmış. Tabanını değiştireceğiz. Ne kadar değil mi? 100 lira. 750-800 liradan aşağı ayakkabı yok. Ben geçen senekiyle idare edeceğim. Hatta evvelki senekiyle idare edeceğim. Yan tarafında açılma vardı dikişlerde. Onları diktirdim. Bota ihtiyacım var. En son ayakkabımı doğum günümde annemler aldı. Onun harici bir daha alamadım. Çünkü ayakkabıyı Lostra'ya veriyoruz hep. Benim yurt dışında arkadaşlarım da var. Yani arada uçurum var. Artık ayakkabıyı geçtik. Artık temel ihtiyacı almakta zorlanıyoruz.